İstanbul'da hayatı değiştiren meydanlar, küçücük bir yer bile görsek işgal altında, biz işte Sarıyer Mescidiyemizi görünce hatırladım, Emirgan'da küçücük bir yer işgal edilmiş yıllarca. Şimdi Boğaz'ı ferah bir şekilde püfür püfür esen bir yerde izlediğiniz küçücük bir meydan. Gidin Beyazıt Meydanı'nı görün. Birkaç ay süre Eminönü Meydanı'nı göreceksiniz. Bayılacaksınız. Mecdiye köyde seçim zamanı gidip bu ne dedim ya bu manzara bize yakışır mı ya? Allah aşkına iş portacılar şunlar bunlar Mecdiye köy tomalar bilmem ne. Halbuki orada yüz binlerce insanımız vızır vızır oraya buraya gidiyor. Şimdi işinden gidecek adam evine dönecek ya da evinden gelip işine gidecek. Moral almak ister değil mi? Meydandan geçince moral almak ister. Moralli gitmek ister. O manzaraya göre nasıl moralli gidecek? Bir tarafta tomalar, bir tarafta işportacılar, kapkaranlık. Metrodan metroya ya da metrodan metrobüse, otobüs durakları, İETT vesaire olduğu yer. Canım Mecidiyeköy. Köy. Böyle bir yerdi. Orada da engellendik. <laughs> Biraz d yüzün altı falan filan. Neyse arkadaşlarım bir yöntemle orayı pırıl pırıl bir yer yaptılar. Pırıl pırıl. Mecliye Köy meydanını görüp Morali düzelerek insanlar evlerine gidiyor. Morali düzelerek işlerine gidiyor. Onun için İstanbul'un meydanlarını güzelleştiriyoruz. Bağcılar'da, Esenler'de, her yerde meydanlara yeniden dokunuyoruz. Ümraniye'de, Kartal'da, her yerde muhteşem bir Maltepe meydanı yapıyoruz. Yerin altından tüneli geçitiyoruz. Bir kilometre üstünde yaklaşık 30 bin metrekareye yakın muhteşem bir meydan haline getiriyoruz orayı. Yani İstanbul'un her noktasına dokunuyoruz. Dokunulmayan yerlere, o hesabı yapmadan. Bostancı sahilinde muazzam bir yeşil alanı Marmara Denizi'ne nazır metronun üstünü muazzam bir meydanı insanlarımızla buluşturuyoruz. 7,5 milyon metrekare yeşil alanı 3,5 4 senede İstanbulluyla buluşturuyoruz. Büyük dere fidanlığını bir, bir buçuk aya kadar Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında Atatürk'ün açtığı meyve fidesi yetiştirmeyi düşünüyor bu ülkenin lideri. Düşünün meyve fidesi. Daha iyi fındık, daha iyi elma, daha iyi armut. tarında nasıl ayağa kalkarız diyerek 1926'da fidanlık kuruyor büyük dereye. Metruk bir halde üzüldüm, utandım. Bu nedir dedim. Duruyor nedir? Ülke bizim 250 bin metre muhteşem bir kendi kimliğini koruyarak müzesi var, tarımla ilgili eğitim alanları var, İsmek Enstitüsü İstanbul'un merkezi var, birçok konuyu içinde barındı ama aynı zamanda spor, sanat, kültür, yaşam 250 bin metre Boğaz'ın kıyısında vallahi hiçbir hiçbir alanını bu şehre ve bu şehrin insanına ait bir metre karesini bile bir metrekaresini bile bak iddiayla söylüyorum. Bir büfe yeri kadar yeri bile birine peşkeş çekmedik. Milletimizin kullanacağı şekle dönüştürdük. Onun için onun için biz bu işlerimizi önemsiyoruz. O güzelim de biz oraya yapacağız. İnsanlarımızın ibadet etmesini en kısa zamanda sağlayacağız. Buraya da 500 araca yakın kapasitesi olan otoparkı tıkır tıkır hızlıca bitireceğiz. Üstünde muazzam bir meydanı. Turan Ançerli Başkanım da bir. Ben burada ne hayaller duydum. Hani ben bu sektörü bilirim buradan. Hayatım buralarda geçti benim. Avcılar, Beylikdüzü bir. Ne hayaller kurdular ben bilmez miyim? Hayalleri yıkıldı. Hayalleri yıkıldı. Senin benim milletin malı üzerinden hesap kitap yaptılar. İmar değişiklikleriyle bakın buradaki e, siyasi parti ilçe başkanlarımız lütfen duysunlar. Başka partilerden bizi gelip bugün bu anını yakalayan sağ e, bizimle bir arada olan güçlendiren dostlarımıza söylüyorum. Sadece kamu mülkü üzerinde imar rantı geliştirerek veya bir kişinin şahsın malındaki imar artışını sağlayarak bu şehirde 15 yılda 86 milyar dolarlık rant elde edildi. 86 milyar dolar kuruşuna kadar hem de arkadaşlar bunu böyle bir külliyat yaptılar. İsteyen istesin benden yollayayım. Bunları hep anlatacağız. 86 milyar dolar. Ne demek biliyor musunuz? İstanbul çoktan 850-900 kilometre metrosu olur. Çoktan. Biz tepiniyoruz metro bitirmek için tepiniyoruz Sefa Köyü Avcılara Beylik Düzü'ne Esenyurt'a bağlayan metroyu bitirmek için. Kıvranıyoruz, çırpınıyoruz. Temelini atmak için. Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası'yla ön protokolünü yaptık. Biz onlar gibi yapmıyoruz. Finansmanını hazırlıyoruz, projesini hazırlıyoruz. Liyakatli bir ihale altyapısını hazırlıyoruz. Uluslararası katılımcılar da olsun, daha uygun fiyata verelim kredi imkanını bulma konusundaki fırsatlarını arttıralım diye yaptık her şey. İki yıldır yatırım planına alınmıyor. İki yıldır kim cezalandırılıyor? Küçük çekmece, avcılar, büyük çekmece, Esenyurt, Beylikdüzü hepsi cezalandırılıyor. Daha ileri gittik. Şimdi sıfırdan başladığımız Mahmut Bey Bahçeşehir Esenyurt metrosunu Saadetdere'ye kadar indireceğiz. Beylikdüzü'ne bağlanacak Sefaköy metrosunu da Saadetlere'den buluşturacağız o metroyu. Yani öyle bir bağlayacağız ki İstanbul'un batısını 3,5 4 milyona yakın insanın hayatını kolaylaştıracağız. Ya bunu yatırım planına alsana. Bir imza. Para istemiyoruz. Pul istemiyoruz. Ya sadece engel olma be kardeşim ya. Ama o engeli de aşacağız ve Hayatını insanlarımızın kolaylaştıracağız. Biz sadece Avcılar değil 39 ilçemizde hayatı kolaylaştırdık. Kolaylaştırmaya devam edeceğiz. İmarla ilgili sorunlar, tapuyla ilgili sorunlar, caddeleri, yeşil alanları, altyapısı, kreşleri. iki tane yurdumuz var Avcılar'da. Küçükçekmece'de şimdi muazzam bir öğrenci yurdumuzu açtık. Açılışını yapacağız. Neredeyse bin öğrencimiz yatacak orada. Oha şunu söyleyeyim. Bizden önce bizden önce bir tek yatağı bile olmayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi oranın temelini attı. Biz bitirdik. Sizce kim için temelini atmıştı oranın acaba? Kimin vakfına verecekti acaba? Acaba? Yok canım siz yanlış biliyorsunuz. Evet biz aldık temelini atmıştı. Bitirdik. Şimdi orada Anadolu'dan gelen çocuklar, gençlerimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarıyla yine halka ait imkanlarla pırıl pırıl yuvalarda öğrenci yurtlarında yaşayacak. O bakımdan O bakımdan biz hiç engelleme vesaire dinlemeden iddia ile söylüyorum. İstanbul'un en demokrat, en çalışkan belediye başkanı olacağım demiştim. İddialı insan iyidir. Şimdi burada üç belediye başkanımız var. Her birisi de hayır en çalışkan ben olacağım. Kendi aralarında yarışı gurur duyarız değil mi? Ne güzel bir yarış yani. Yani gidip de demiyor ki senin ayağına çelme takacağım ya da seni geri çekeceğim demiyor. Siyasette bu yapılır mı? Yapılmaz. Yapılmaması lazım yani. Geri çekeceğim, kötü söz kullanacağım. Yapılmaması lazım. Koşan adamın önündeki taşları temizlemek lazım. Öyle değil mi? O bakımdan o bakımdan ben evet. Yani herkes burada değerli, çok kıymetli dostlarımız var ama öyle değil mi Yüksel abi? Sevgili başkanım. En başarılı olacağım demek bir iddiadır. Evet, en başarılı belediye başkanı olacağım. En demokrat belediye başkanı olacağım. Bunu kiminle yapacağım? Bu şehrin 16 milyon insanıyla yapacağız. Allah'ın izniyle başaracağız. Bütün ee, sıkıntılara rağmen